moderatörlük yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı haliniz adeta bir referandum görüntüsü sergileyen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak Ekim 2020'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. İçinde bulunduğumuz çok kutuplu yeni dünya düzeninde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye için yeni bir yol haritası oluşturulması gerektiğini hepimiz görüyor ve kabul ediyoruz. Siz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının kalıcı hale gelmesini savunan iki egemen devlete dayalı çözümden bahsederek tüm Türk dünyasının takdirini topluyorsunuz. Federasyonların çöktüğü ve Rumlarla bir federasyon kurmanın onlarca yıl sürdürülen müzakerelerde adeta imkansız olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu tezlerinize büyük destek veren Türkiye kamuoyunun bir parçası olarak zat-ı haliniz bizi kırmayarak bu çevrim içi konferansımıza katıldınız. Sizlere en kalbi saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi çok kısa konuşmasını yapmak üzere Girne Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ulvi Keser hocama sözü vermek istiyorum. Buyurun Ulvi hocam. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle saygılar sunuyorum. Siz Kıbrıs davasının içerisinde yetişmiş bir kişisiniz. Akdeniz'in hem Toros ayağında hem Beşparmaklar ayağında çeşitli vesilelerle bulundunuz. Kıbrıslı Türklerin yurt dışındaki en ciddi ve en organize örgütü olan Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nde de uzun yıllar yöneticilik yaptınız. Dolayısıyla Kıbrıs davasını Akdeniz'in her iki tarafından en iyi okuyanlardan birisiniz. Dolayısıyla kişisel anlamda sizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmiş olmanızdan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Muhtemeldir ki 2021 yılı itibarıyla bugüne kadar yaşadığımız, karşılaştığımız pek çok sorunun Kıbrıs konusu bağlamında söylüyorum. Aşılmasında sizin en iyi tecrübeniz muhakkak ki faydalı olacaktır. Dolayısıyla bu toplantı aracılığıyla bize destek verdiğiniz, kamuoyuyla görüşlerinizi paylaşacak olmanız nedeniyle saygılarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, söz sizin. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi gerçekten bir tarih yaşıyoruz. Çünkü netice itibariyle halkımızdan aldığımız onayla ve hem seçim kampanyamızda hem daha önce başbakanlığı olduğum dönemde Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanına seçilim vesilesiyle yaptığım konuşmalarda, değerlendirmelerde Doktor Küçük, Rauf Denktaş onlardan emanet aldığımız ve sürdürmekte olduğumuz davamızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, Kıbrıs Türk halkı için, selamete uğraşması için mutlaka mutlaka egemen eşitlik temelinde bir çözüm veya anlaşma modelinin ancak Kıbrıs Türk'ünün geleceği bakımından bizleri selamete götüreceğini biliyoruz. Bu federal anlaşmalar, federal görüşmeler, müzakereler, tuzaklarla ve tehlikelerle dolu süreçlerdi. Allah bizi korudu. Biliyorsunuz Annan planından önce de çeşitli temaslar, çeşitli görüşmeler yapıldı. Gali fikirler dizisi gibi bir takım şeyler masaya gelmişti. Hep bunlarda da bir anlaşmaya gidilemedi. Annan planında Kıbrıs Türkler iyi niyet göstermesi bakımından, dünyayla bir uzlaşıya ulaşılması bakımından evet dedi, Rumlar hayır dedi ama hayır diyeni mükafatlandırdılar, Avrupa Birliği'ne aldılar. Bizler dışarıda kaldık. O günden bugüne hiçbir yumuşatma olmadı. Buraya uygulanmakta olan izolasyonlar, ambargolar hiçbir yumuşatma olmadı. Krasmontana'da da yaşananlar belli. Sayın Akıncı'nın bütün esnekliğine ve aşırı tavizlerine rağmen günün sonunda Anastasiadis öyle bir anlaşmayı da istemedi. Çünkü onların da aklında Rum tarafının da hedefinde ve zikrinde her zaman olduğu gibi ta 1960 anlaşmasından bu yana gerçekten de bütün bu olayları en azından bir sıçrama tahtası olarak kullanmak. Yani onlar işin özünde Kıbrıs'ın yönetimini ve zenginliklerini Kıbrıs Türkleri'yle paylaşmak istemektedir. Kendilerini üstün görmekte ve özellikle Avrupa Birliği'ni de arkalarına alarak bu şekilde bir siyaset sürdürmektedirler. Fakat şu anda duvara toslamış vaziyettedirler. Çünkü dediğim gibi Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil. Buradaki enerji kaynakları, Türkiye'nin iddiaları ve pozisyonu, Kıbrıs Türklerle işbirliği içerisinde girmeleri,
ekonomik münhasır bölge ve Doğu Akdeniz'de yaşananlarla artık o ezber bozulmuştur. Maraş açılımı ile ezber bir kez daha bozulmuştur. Ve artık bizim seslendirmeye başladığımız bu egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan eşit statüde iki devletin içinde olabileceği bir anlaşma modeline ancak bizler onay verebiliriz. Bizim halkımızın da beklentileri bu şekilde bana göre şekillenmeye başlamıştır. Bundan şu kadar sene evvel federasyona halk onay verebiliyordu. Şu kadar sene evvel konfederasyonla konuşabiliyorduk. Ancak artık gerçekten sokaktaki vatandaşla yaşadıklarıyla, gördükleriyle Rum tarafının tutumunu tecrübe ettikten sonra artık 46 yıl sonra, 1974'ten 46 yıl sonra ki 4 sene sonra yarım asır olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kökleştiğini gördük. Kurumsal yapısıyla, buradaki yatırımlarıyla, Türkiye Cumhuriyeti'yle gelişen ilişkileriyle, bağlarımızla ve ortak paydalarımızla artık egemen eşitlik temelinde bir devlet ve ona göre bir gelecek. Çünkü siz Avrupa Birliği içerisinde eğer egemen değilseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bile bir anlaşma yapamayabilirsiniz. Biz sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti ile gerek savunma, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek kültürel her türlü anlaşmalar yapmak suretiyle aramızdaki bağların güçlenmesi ve buradaki ekonomik hayatın daha da gelişebilmesi için çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Avrupa Birliği'ne girmek bunları engellerse o zaman burada Kıbrıs Türklerin gerçekten çok daha farklı şeyler bekleyebilir, tehlikelere girebiliriz. Onun içindir ki dediğim gibi egemenlik çok önemlidir. Sayın Rauf Denktaş da hep bunu söylerdi, egemenlik derdi, Doktor Küçük Türkiye derdi. Biz de o siyasetin bir bakıma şu anda devamıyız. O ekolü, o anlayışı, o siyaseti devam ettirmekteyiz. Ne mutlu bize ki artık 2020 yılından sonra, 2021 yılı şimdi, Türkiye Cumhuriyeti ile %100 uyum içerisinde. Türkiye'nin dış politikası ile, Türkiye'nin liderliği ile, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ortaya koyduğu kararlılıkla %100 uyum içerisinde kendi politikamızı, kendi siyasetimizi ve geleceğe yönelik beklentilerimizi dünyaya beraber haykırabiliyoruz, seslenebiliyoruz ve Kıbrıs Türk haklı davasında gerçekten çok önemli bir pozisyon yakalamıştır. Hiç şimdiye kadar konuşulmayan iki devleti artık birleşiklerle konuşabiliyoruz. Bugün Sayın Genel Sekreter, özel yüksek düzey temsilcisi Sayın Lut'un dünkü ziyaretinden sonra Şubat sonu veya Mart başında Beşli Konferans'a hazırlık yapıyor. Beşli Konferans'da bizlere bu iki devletliliği orada anlatmak için fırsat verilecek. Türkiye bu fırsatı da değerlendirmek suretiyle bize destek verecektir. Bunlar hep konuşulmuş, anlaşılmış meselelerdir. Ve dolayısıyla şimdiye kadar son 50 yıldır bayzonal baykomünal federal bir anlaşma için yapılan bütün müzakerelerde netice çıkmadığını, bundan sonra da çıkmayacağını, hele hele zaman geçtik sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da kökleşmesi suretiyle böyle bir anlaşmaya artık zemin olmadığını, zeminin değişmesi gerektiğini bunu bütün ilgilere aktarıyoruz, anlatıyoruz ve karşılığında da bana göre anlayış görüyoruz. Bu ise dünkü yaptığım değerlendirmede de toplantıdan sonra artık yeni bir anlayış gelişmiştir. Bu anlayış dünya devletleri tarafından algılanmaya başlanmıştır. Bu bir başarıdır. Çünkü baktığımdaki işte son belki 60-70 sene aktif, 1968'den beri aktif görüşmeler sürmektedir. Her yıl çeşitli toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda netice belki anlamamıştır ama çok evrelerden geçildi. Çok saatler Kıbrıs müzakereleri en etkili bir şekilde hem ilgili taraflar, hem garantörler, hem Birleşmiş Milletleri, hem Avrupa Birliği tüm diğer dünya devletleri tarafından öyle veya böyle irdelenmiş, değerlendirilmiş ve ona göre evreler halinde bir yere geldiğimizi görüyoruz. Gerçekten de bana göre çok önemli bir fırsat yakaladık. Tarihi bir fırsat. Ben söyledim. Bizim halkımız artık dayatma bir çözüme kesinlikle evet diyemez. O işler bitmiştir, tarihte kalmıştır. Çünkü biz devletimizi kurduk. Devletimizi bir aşamaya getirdik. Bu devlet gerçekten kökleşmiştir. Bu devletin arkasında buradan sadece 40 mil uzakta olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve 85 bine yakın nüfusu vardır. Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti, tabii ki Avrupa'da
Tavrıklı Kanadalarda, Avustralyalarda, İngiltere'de yaşayan bizim öz kardeşlerimiz vardır. Dolayısıyla milyonlarca insanın desteğiyle ve duasıyla bu pozisyonu koruyabiliyoruz ve bu pozisyonu buralara kadar getirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla ben hep söylerim, Menderes'lere, Sayın Zorlulara 1960 anlaşmasının o gerçekten dehani, o çözümü bulan insanlarımıza, ekiplerine, Doktor Fazıl Küçükleri, Rahul Tektaşlara, o anlaşmayı ortaya çıkan herkese minnet duygularını ifade etmek istiyorum. Çünkü o 1960 anlaşmalarından dolayıdır ki daha sonra Sayın Makaryos'un bu anlaşmayı ben en üstte bir sıçrama tahtası olarak değerlendiriyorum demesine karşın uçaklarıyla, Cengiz Topelleriyle buralarda Kıbrıs Türk'ün müdafaasına gelebilmişler. 74'te askerle müdahaleyi edebilmişler. Kıbrıs Türk'ü dolayısıyla evet yiğitçe burada kahramanlık destanı yapmak suretiyle bir destan yazdık, direndik. 74'te de garantörlük anlaşmasına dayalı Türkiye'nin müdahalesi ve bilahare çeşitli yönetimler, otonom yönetim, federal yönetim ve 1983'te kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın önderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti, onun da esas amacı o günden artık federal temelde değil de artık iki eşit devletin müzakere masasında olabilmesi için dünyaya bir seslenişimizdi. Çünkü o Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmış devlet, sen bu tarafta federe devlet, orada eşit statü yok. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinden sonra Kıbrıs Türk tarafı ben iki eşitin masada müzakere etmesinin dünya mesajını verdi. Dünya buna farklı bakmış olabilir. Çünkü Birleşmiş Milletler kararları var. 1964'te 186 nolu kararla hala daha Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyorlar. O onların yanlışıdır. Bizim haykırışımız hakkımızı arama hakkıdır. En doğal hakkımızdır. En doğal insan hakları meselesidir. Ve bu konuda gerçekten de bu mesaj, bu direniş, bu başarı öyküsü dünyanın her yerine gitmiştir. Dolayısıyla ulusal davalar kolay kolay kazanamıyor. Yıllar ister, asırlar ister. Ama baktığımızda Kıbrıs'ın tarihini 1978'de Osmanlı'nın buradan ayrılışı, İngiliz'in gelmesi, İngiliz'in yönetimi ama 1960'da dediğim gibi o büyük anlaşmadan sonra Londra ve Zürih anlaşmalarından sonra Türk askerinin geri adaya ayak basması ile 74'e kadar buradaki direnişimiz, garantörlük hakkından dolayı Türkiye'nin müdahalesi, Türkiye'nin Türk Mukavemet Teşkilatı ile Kıbrıs Türk liderini her aşamada desteklemesi, destekli olması işi bu raddeye kadar, yani 2021 yılında şu anda biz iki devletli bir çözümden bahsetmekteyiz. Ve bu iki devletli çözüm şu anda dünyanın da gündemine girmiş vaziyettedir. Rum tarafı sürekli olarak bugünlerde iki devletli çözümden bahsetmektedir. Artık federasyonun bir hayal olduğunu onlar da itiraf etmişlerdir. Bunu itiraf ediyorlar. Ve dolayısıyla artık Kıbrıs'ta bir anlaşma ve bir anlaşmadan sonra eğer burada hidrokarbon enerji kaynaklarının paylaşımında Türkiye'nin potansiyel olarak bu bölgedeki zenginliğinden ve bu bölgedeki pazarından ve limanlarından ve hava sahasından ve çeşitli iş birliklerinden bir takım kazanımlar olacaksa, ki bundan muhakkak ki bütün Kıbrıslar faydalanacaktır. Kıbrıs Rumlar, belki Kıbrıs Türkler'in daha fazla nüfus itibariyle daha fazla oldukları için, ekonomik bir takım potansiyelleri oldukları için win-win situation, yani bir anlaşma eğer adil, kalıcı ve sürdürülebilir olacaksa onlar da artık bizim devletimizi tanıma noktasında bunu kabul etmeli ve ona göre bir anlaşmadan sonra Kıbrıs'ta ve istikrarın sağlanması hem bölgesel hem Kıbrıs adasında, bütün bunlar win-win, yani herkesin kazanacağı bir ortamın yaratılmasında muhakkak büyük katkısı olacaktır. Dolayısıyla iş bu aşamada. Ben dünkü LUT görüşmesinden gayet memnunum. Mesajlarımızın alındığını, mesajlarımızın değerlendirmek olduğunu. Çünkü Birleşmiş Milletler'de biz hiçbir zaman dayatma bir çözümün aracısı olmadık, olmayacağız. Bizim bütün niyetimiz sizleri buluşturmak, sizlere bir anlaşmanın olabilmesi için katkı koyabilmek. Facilitator dedikleri, kendileri niteledikleri kelime facilitator. Dayatma bir şey yok. Dolayısıyla eğer bizlerin söyledikleri kabul görmezse biz ne diyoruz? 5+1 konferanstan sonra. Eğer resmi görüşmelere, müzakerelere başlanacaksa mutlaka bir kararla veya bir duyuruyla veya bir anlaşmayla, bir vesileyle Kıbrıs Türk tarafının da artık devletinin tanındığını ve egemen eşitlik temelinde bir düzeyde iki taraf şekilde masaya oturması ile resmi müzakerelerin başlayabileceğini kesinlikle ve kesinlikle
Crans-Montana da 2017 yılında koptuğu yerden böyle bir anlaşma veya müzakere sürecine bizim girmeyeceğiz bir kesin dille ifade ettik. Ve gerçekten de bizim pozisyonumuzun şu anda anlayış gördüğünü görebiliyorum. Bu da beni mutlu etmiştir. Buyurunuz hocam. Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten çok duygusal bir tonda Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesini bizlere özetlediniz. Bu kapsamda sizlerin de adını andığı çok değerli isimleri biz de buradan bir kez daha rahmetle analım. Sayın Doktor Fazıl Küçük, Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, rahmetli Başbakanımız Sayın Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu Beyefendi'yi biz de rahmetle analım. Sayın Cumhurbaşkanım, siz tabii sadece siyasetçi, devlet adamı kimliğiniz yok. Sizin ayrıca bir de hem İngiltere'de hem Türkiye'de çok büyük uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilikler yaptınız. Yani Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece siyaseten tanınması değil, ekonomik faaliyetler açısında da dünyada başka bir yere gelmesinin önünü açacağına olan inancımız tam. Bu konuda söylemek istediğiniz bir iki çok kısa şeyler varsa onları da alalım lütfen efendim. Çok teşekkür ederim. Yani biz siyasetin içerisinde tabii kendimizi hem yurt dışında hem Türkiye'de hem burada çeşitli dernek faaliyetleri gerek kültür derneklerinde gerek diğer sivil toplum örgütlerinde gerek futbol kulüplerinde halkın içinden halkın desteğiyle milletvekilliği, bakanlık, daha sonra Ulusal Birlik Partisi büyük bir partinin genel başkanı olarak seçilmek, daha sonra başbakanlık ve yine halk oyuyla tabii ki cumhurbaşkanı olmak. Bütün bunlar benim siyasi potansiyelimi ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı adına konuşabileceğimi, o yetkiyi bana bu sürecin vermesi beni tabii ki söz sahibi yapmıştır. Bu da beni çok mutlu etmiştir. Türk dünyasıyla münasebetlerim ve ilişkilerim dediğiniz gibi Türkiye'nin her yerinde, her bölgesinde bizim yakınlarımızın olabilmesi hem siyaset dünyasında hem ekonomi dünyasında hem çeşitli sivil toplum örgütleri bağlamında Türkiye'yle yakın ve işbirliği içerisinde ve onların da güvenini kazanmak ve dolayısıyla Türk hükümetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkiler içerisinde olmak, bütün bunlar geleceğe bizleri umutla bakabilmemizin en büyük özelliğidir diye değerlendiriyorum, düşünüyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet ayrı bir devlet olabilir ama Türkiye bizim nihayetinde ana vatanımızdır. Biz bu noktalara Türkiye'nin desteğiyle geldik. Bundan sonra da bölgedeki Türkiye'nin gücüyle ve bize olan desteğiyle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de daha güzel günlere hep birlikte taşıyabileceğimize olan inancımız tamdır, sonsuzdur. İnşallah bu pandemi de şu anda aşı vesilesiyle inşallah geride kalır ve ona göre buradaki turizm faaliyetleri, öğrenci faaliyetleri, üniversitelerimiz, inşaat sektörümüz ve Türkiye'den buraya bir takım yatırımlar yapan değerli insanlarımızın, evet dünyadan da gelenler vardır ama özellikle Türkiye'den ve Kıbrıs Türkler dünyanın her yerinde, bugün Kanada'da, Avustralya'da, Avrupa'da, İngiltere'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde de Kıbrıs Türkler yaşamlarını orada sürdürürken öz vatanları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de her vesileyle yatırımlar yapmaya devam ediyorlar. Onların da buradaki yatırımlarının artması ve dolayısıyla daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kökleşmesi bizlerin en büyük hayali ve temennisidir. Çünkü netice itibariyle evet iki eşit devlet, egemen eşitlik gibi kavramların da daha da anlamlı hale gelmesi için buradaki ekonomiyi daha da güçlü hale getirmek lazım. Buradaki insanlarımıza, halkımıza daha fazla refah verebilmemiz lazım. Daha güvenli bir yaşam sunabilmemiz lazım. Geleceğe umutla bakabilmeleri için bütün bu çalışmalar içerisinde ilişkilerimizi en iyi şekilde değerlendirip halkımıza liderlik etmek ve ona göre konjonktürü lehimize çevirmek ve yatırım iklimini de elbette ki yatırımcıların, iş insanlarımızın, her türlü ticaret ve diğer ekonomik faaliyetlerle uğraşan insanlarımızın da güvenini kazanmalarıyla buraya daha fazla yatırımların olabilmesi en büyük gücümüzdür diye değerlendiriyorum. Ve gerçekten de son 50 yıldır, 1974 öncesi veya sonrasında son 50-60 yıldır Kıbrıs'ta yaşananlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkını çok önemli bir aşamaya getirmiştir. Dolayısıyla bu uğurda hayatları verenlere, şehitlerimize, emeği geçenlere, başta Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve diğer mücahit arkadaşlarına her türlü katkısıyla Kıbrıs Türk halkına gerçekten gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden gerek buradan katkılarıyla yön veren, katma değer yaratan her türlü emeği geçenlere bir kez daha onları şükranla yad etmek istiyorum. Ve inşallah bundan sonraki süreçte aynı azim ve inanç ve heyecanla çalışmalarını sürdürür. Ülkemize olan hizmetlerimizin devamı için
Allah'a şükür sağlığımızla birlikte, sağlığımızın da korunmasıyla hizmetlerimizin devamı ve bunu yapabilmek en büyük bahtiyarlığımızdır, en büyük erdemimizdir, en büyük bana göre ulusal onurumuz ve haysiyetimizdir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii yüzlerce katılımcı var şu anda YouTube kanalımızda. Onlardan gelen sorularını sorarak fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ulvi Hocam'a da söz vereceğim çünkü. Benim de büyük bir aşkla bağlı olduğum ve Gazi Mausa'da 3 yıl boyunca görev yaptığım eğitim sektörü ve sağlık turizmi ada için bir mükemmel merkez olma, cazibe merkezi olma yolunda çok önemli bir fırsatlar. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyaseten ve de tanınmasının ve doğrudan uçuşların başlamasının akabinde inanıyorum ki hem sağlık turizmi hem eğitim sektörü adada çok daha fazla katma değer yaratacak. Bu konudaki düşüncelerinizi çok kısa alıp sözü Ulvi Hocam'a bırakmak istiyorum. Tabii muhakkak efendim. Yani bu faaliyetler çok önemli. Dolayısıyla dediğim gibi zemini sağlam tutmak lazım. Devletin devamlılığı, devlete olan inanç ve bu devletin kendi insanlarına hem gelecek vaat edebilmesi hem de umut vaat edebilmesi, zeminin güçlü olması, yatırım ikliminin sürdürülebilir olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine olan inancın daha da pekişmesiyle, daha fazla yatırımlarla, bütün az önce ifade ettiğiniz o sektörlerde, havacılık da dahil, turizm de dahil, bütün bunlara yönelik yatırımların artmasıyla buraya daha fazla turist, daha fazla öğrenci ve dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin artmasıyla cazibeli avantaj diye değerlendirdiğimiz, yani mukayeseli avantaj noktasında çok önemli avantajları ve özellikleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerek havasıyla, iklimiyle, tarihiyle, kültürüyle, insan sermayesiyle, yetenekli ve dil bilen ve dünyaya entegre olan insan gücüyle, potansiyeliyle ve diğer özellikleriyle Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki bu serhat vatandaki bekçilerinin bulunduğu bu coğrafyada milli meselenin de tabii ki daha da kökleşebilmesi için buradaki yatırımlar tabii ki buranın gelişmesi ve kalkınmasına vesile olacaktır. Ve dolayısıyla buraya gelen yatırımcılar da buradan dolayı gerçekten kendileri de hem kazanç elde edecekler hem de maneviyat bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptıkları katkılardan dolayı onlar da bundan bana göre bir maddi ve aynı zamanda manevi kazanımlar olacaklardır. Bu şekilde ifade edeyim. Çok teşekkür ederim muhterem Cumhurbaşkanım. Ulvi Hocam buyurunuz. Girne'den sesleniyor Ulvi Hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım teşekkür ediyorum öncelikle. 67'den beri devam eden bir müzakere süreci var. En son 2000'li yıllarda 2004'le beraber bir anlam planı süreci ve referandumu yaşadık. O dönemin içerisinde özellikle Avrupa Birliği'nin Kıbrıslı Rumlara yönelik tek yanlı Avrupa Birliği'ne alma sözü, Kıbrıslı Türkleri hukukun dışında ve Avrupa Birliği dışında tutarak bizi az önce sizin de belirttiğiniz üzere ikinci yıl görmeleri ve hemen ardından da son 10 yıl içerisinde Kran Montana'ya kadar varan hızlı bir süreç yaşadık, yaşandı. Ancak kapalı kapılar ardında da olsa verilen pek çok tavize rağmen Rumların uzlaşmaz bir politika güttüğünü hep görüyoruz. Sizin de belirttiğiniz üzere bir beşli görüşme söz konusu olursa hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması anlamında ve tanıtılması anlamında radikal bir adım atma düşünceniz söz konusu olabilir mi? Yani biz turizmden eğitime, sağlıktan bir silikon vadisi yaratılmaya kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son derece elverişli olduğunu zaten biliyor ve görüyoruz. Özellikle eğitim ve turizm anlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bize uygulanan pek çok ambargoyu da kırmış durumda. Özellikle üniversiteler vasıtasıyla. Dolayısıyla olası bir görüşme sürecinin ardından bunları da göz önüne alarak farklı bir strateji belirleme söz konusu olabilir mi? İlk sorun bu olabilir efendim. Teşekkür ederim. Bir kere dediğim gibi buradaki koşullar yatırıma uygun. Ambargo ve izolasyonlar olabilir ama netice itibariyle bu
Silikon Vadisi örneğinde olduğu gibi bunu engelleyecek bir şey yok. Dolayısıyla burada bildiğiniz gibi çeşitli üniversitelerimiz var. Çeşitli teşvikler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ODTÜ gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin biliyorsunuz Kalkamu'da büyük bir projesi var. Onların da katkıları ve destekleri vardır. Dolayısıyla buralarda böyle çalışmaların olabilmesi bizi tabii ki çok mutlu edecektir, etmektedir. Her türlü yasalarımız da mevcuttur. Arge yasalarından tutkunumuz da bu gibi bölgelerin gelişmesi için teşvik mekanizmaları da Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin meclisinden ta benim Maliye Bakanı olduğum dönemde geçmiş başbakanlığım döneminde de bu gibi yasalarda bir takım değişikliklerle gerekli katkılar vermeye devam etmektedir. Önemli olan niyet, önemli olan yatırımcının burayı seçmesi ve burada bu faaliyetlerini yürütebilmesidir. Burada dediğiniz gibi çok sayıda üniversitemiz vardır. Bu üniversitelerden mezun olan genç insanlarımız vardır. Gerek öz Kıbrıs vatandaşları, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nden buraya gidip eğitimlerini üniversite mezunu olarak diplomalar alan gençlerimiz veya dünyanın çeşitli yerlerinden 100'den farklı ülkeden insan burada eğitim için geliyor. Dolayısıyla bu da bir potansiyeldir. Yani bu gençleri bu alanlarda kullanabilmek, değerlendirmek bu da bir potansiyeldir. Dolayısıyla bu Kıbrıs müzakereleri bağlantısıyla esasında çok alakalı bir şey değil. Bu zaten mevcut ve bu mevcut potansiyelin değerlendirilmesi için elden gelen neyse yapılmaktadır. Önemli olan artık bu müzakerelerin egemen eşitlik temelinde iki devletin ancak içinde olabileceği bir anlaşma zemini oluştuğu için dünyaya da bunu söylediğimiz için bundan da artık geri adım atmayacağımızı söylediğimiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zemini güçlenmiştir. Bir kez daha bu kendi halkımıza, insanımıza, yatırımcımıza güven vermektedir ve vermek durumdadır. Çünkü bu devlet vardır, var olacaktır, yaşayacaktır, tanınacaktır ve geleceği çok daha parlak ve potansiyeli büyük bir her şey olarak ortaya kendisini çıkartmıştık. Çıkartmaya da devam edecek. Dolayısıyla yatırım yapmaya devam ederiz. Eğer burada faydalanacak unsurlar bulunursa mutlaka bu yatırımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük bilim adası olması hasebiyle de kendisini dünyaya duyurabilir. Çünkü her türlü imkanımız vardır. Yeter ki o yatırımlar olsun ve o yatırımlarla birlikte bütün bunların bu ARGE çalışmaları dediğiniz çalışmalarda oluşabilsin. Benim bildiğim böyle çalışmalar vardır şu anda çeşitli üniversitelerimizde ve şu anda bir takım güzel projeler de hayat bulmuştur ve bulmaya devam eder. Onun için bu yatırımları yapanlara gerek sermaye anlamında gerek gerçekten bütün geçmişliğini, tecrübesini bu topraklarda bizimle buluşturan çok değerli hocalarımıza, bilim insanlarımıza da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten çok büyük faaliyetler var ve pandemiye rağmen burada gerçekten büyük bir çalışma şu anda büyük bir heyecan ve inançla devam etmektedir. Bunu da buradan bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Hocam. Sayın Cumhurbaşkanı bu vesileyle bu konferansın yapılabilir olmasını sağlayan Profesör Doktor Hasan Ünal hocama da huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere en derin saygılarımı arz ediyorum ve kapanış sözü için Ulvi hocama tekrar bırakıyorum. Hasan Ünal hocama ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Sürekli olarak kendisinin çalışmalarını ve televizyon programlarını, yazdıklarını ben de izlemeye çalışıyorum. Önemli olan buradaki potansiyeli yakalayabilir. Doğu Akdeniz'in bu önemli noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün bu gelişmeler bağlamında statüsü yükselmiştir. Değeri artmıştır ve dolayısıyla kendi insanımıza da daha güvenli, daha mutlu ve daha refah dolu bir gelecek vaat etme noktasında bu mutluluğu yaşıyoruz. Elbette bütün bu çalışmalar, bütün bu strateji, politika Türkiye Cumhuriyeti ile müşterek damamızın selamete ulaşabilmesi için beraber götürmüştür. O bakımdan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletime saygılarımı sunmak istiyorum. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı üstünde bir Türk Cumhuriyeti olarak selamete ulaşabilmek için, başarılı olabilmek için milletimizin hak ve menfaatlerini ve ulusal haysiyetimizi buralarda koruyabilmek için, daha da ileri noktalara taşıyabilmek için bu inançla, bu maneviyatla bütün bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Yüreğimizde ve her özveri çalışmalarla inşallah bu hedeflerimiz bizlere nasip olacaktır. Milletimiz adına bir kez daha hepinize şükranımı sunuyorum.
başarılar diyorum ve nice nice böyle programlarda sizlerle buluşmanın mutluluğu yaşamak için ben her zaman böyle programlara katılmayı bir görev bilirim. Bu YouTube'dan, YouTube vesilesiyle, marifetiyle beni dinleyen tüm öğrencilerinize, tüm hocalarınıza, akademisyenlerinize bir kez daha saygı ve hürmetlerimi sunmak istiyorum. Kendilerine çok, çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin vatanıdır, öz vatanıdır ve dolayısıyla her zaman kendilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmek, buradaki yaşananları, tarihimizi, gelmişimizi, geçmişimizi, her şeyi onlara paylaşabilmek, onlara bunları anlatabilmek ve dolayısıyla onların da bu kutsal mücadelemizde yürüttüğümüz bu politikanın onlar tarafından da desteklenmesi gerçekten beni de çok mutlu edecektir. Dolayısıyla onlara da bir kez daha sevgi, saygı ve hürmetlerimi ifade eder. Hepinize başarılar dilerim. Teşekkürler. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Geleceğin nasıl olacağı, bugün yapacağın tercihte saklı. Tercihlerin kıtaları aşsın, dünyaya karışsın. 3 kıta, 7 farklı ülke, bugünün üniversitesinde. Zorlukları geçtin, yeni evine hoş geldin. Hayatın 4 mevsim, sonbahar bu kez. Başlangıç.